Nasıl gidiyor? Türkiye'desin, mutlusun. Şimdi Beyaz Şov'un da şeyleri, gösterileri vardı. Oraya evet. gittin. Evlendin burada değil mi? Eşin evet, gittin. Evet. Evliyim. Bir buçuk sene oldu. Ama 8 senedir birlikteyiz. Ben 8 senedir Türkiye git gel yapıyorum. Brezilya, Türkiye arasında. Biraz burada, biraz orada. Ama çok mutluyum. Yani burada bir de işte dizide oynadın. O dizideki karakterin de çok tuttu. Yani ondan sonra yani diziyle birlikte mi kalma kararı çıktı yoksa hep Türkiye'yi sevdim ve yok, burada. Yok. Ben ilk geldim. Aslında ben Türkiye'de kalmayacaktım. Manken olarak geldim. Bundan sonra İspanya'ya gidecektim. Ama Türkiye'ye gelir gelmez yani bir hafta geçmedi ilk günlerde büyüledi. Yani büyüledi derken ben mi büyüledim? Öyle mi dedim? O mu seni büyüledi? Evet. Yani Türkiye seni büyüledi. Evet. Neyle büyüledi? Her şeyle. Yani bilmiyorum İstanbul ve ben... ne oldu? Ay pardon. Ay şimdi... Bölmek için ne demek bilmiyorum yani. Ha, büyülemeyi mi? Büyüleme yani. Seni böyle etkiledi. Tamam. Evet, evet. Ama etkilediğinin büyüleme bir tık üstü. Evet. Yani çok bir şey daha var gibi orada. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Peki yani, eşinle tanışma anın da o zaman mı? Yok, sonra. Ha, önce Türkiye büyüledi. Evet, sonra eşim büyüledi. Sonra da eşim büyüledi, anladım. Ama gerçekten her şeyi görünce o kadar sevdim, o kadar aşık oldum gerçekten. Yani bütün detaylara beni çok etkileniyordu. En çok ben, ne mesela? Mimarisi, yemeği, insanları. En çok insanları ama. İnsanları. Ben Türk insanları çok seviyorum. Valla. Çünkü... Mesela Türk insanı dedi, Türk insanı diye bir şey diyoruz. Mesela değişik Türk insanı var. Burada da mesela ıslık çalanı var, çalmayanı var, TikTok çekeni var. O, TikTokçu, sen orada bambaşka bir program yapıyorsun, duyuyorum ben seni. Arkadaşlar konuştuğunuzu duyuyoruz, çok yakınız bu arada. Yani böyle değişik insan türleri var. Ama, en çok mesela ama sıcakkanlılık mı? Evet, Brezilya'da çok farklı çeşitli evet, insanları var. Evet, orası da çok sıcak insanlar var. Evet, onlar da çok sıcakkanlı, burada da. Ve o yüzden galiba bu kadar... Evdeyim gibi hissediyorum, hep bunu söylüyorum. Ve insanlar burada, bana henüz kötü insanlara çok az denk geldi. Daha çok iyi insanlar denk geldi. Ve gerçekten ya Türkler gerçekten sevdikleri zaman sahipleniyorlar, karılıyorlar. Saygılar geliyorlar, daha çok sevgi dost, yani dost gerçekten çok değer veriyorlar. Yani bir dost olduğun zaman her şey yaparlar onun için. Ya ben bunu ilk defa burada gördüm. Hiç Brezilya'da dostlar her şey yapmazlar mı birbirleri için? Ya öyle değil işte. Azıcık mı yapıyorlar? Böyle? Yok, tam öyle değil işte. Daha çok şey, çok rahat ya, aman işte boş. Ya gel başım belada ya, beni oraya getirme. Sen geçiyoruz kendi. Evet, evet, aynen öyle. O kadar rahatlar ki birbirine çok şey tutmuyorlar. Zaten benim dertlerim var. Senin dertlerin uğraşacağım şimdi. He, burada derdin dert olsun. Evet. Sen de katılıyor musun abi? Ben buluştu bu konuyla yani. Bulaş dedi de nasıl bu kelimeyi unuttu? Ha? Sen ne dediğini anlamıyorum şu an. Şimdi buluştu? No, o şey. Büyülü. Ben büyüldüm ya. Yani. Sen büyüldün. Bugün sana soracağım. Ben büyülendi. Ben büyülendim bu konuyla. Büyüldün. Sen nesine büyülendin Türkiye'nin? Ben... Ya abi zaten şey ben ilk biliyorsun benim eşim şey Giresunlu yani. abi o için ilk büyülendiği şey fındık diyebilirim yani. Bu çok net yani. Çok güzel. Fındığı böyle ilk fındığı attın vay büyülendi. Çok güzel. Mutlaka öyle bir şey var abi. Ama şey aslında... Pardon senin eşin nereli? Benim de Rizeli. Rizeli? Aa, çok güzel. Benim de çay. Hemşeri sayılır yani. İlk yudum içtim de büyüledim. İçmeyi sever misin? Çay içer misin? Çok seviyorum. Çayı da. İnanılmaz seviyorum. Hatta Brezilya çay demli kaldım götürdüm. Türk çok kahvesi güzel. De aldım. Fal da götürdüm. Yavaş yavaş gidiyorum. Çok güzel. Onda işte ilk defa orada çay yaptım. Dediler ki Cezka sen burada olmayınca biz yapamayız. Ama burada olduğun sürece her gün yap bize. Yapıyoruz. Çok güzel. Bana çay çok çırpıyor mesela. İçmiyorum abi. Çırpıyor mu? Vallahi abi çırpmıyor ha. Ha fena abi. Çarpıyor. Fena abi. Kalp çırpıyor ne abi? Fena abi. Çarpıyor. Ben şef abi. Çok iyi. Ya güzel. Çok güzel. Ya güzel. Ben bu kadar güzel Türkçeyi konuşamayanı görmedim yani. Hey şimdi
şöyle bir şey var. Şimdi daha çıkmadan içeride konuşuyorduk. Yani buranın dilini öğrenmek tamam bir şey ama böyle kusursuz konuşmaya, daha iyi konuşmaya gerek yok abi ya. Yani biz senin bu Türkçeni, senin bu halini seviyoruz. Bizim gibi konuşmana, zaten biz de kendimiz gibi konuşmuyoruz ki. Ben mesela hızlı konuşuyorum. Dudaklarım çok bıdı bıdı oluyor filan. Abi sen öyle diyorsun ama ben call center arayınca var ya, call center'daki tarafta kız var ya. Evet, o bana ne kadar şey söylüyor biliyor musun? Ama sen call center'da beni çırpıtıyorsunuz. Bulaş ama... bleş diyorsan anlaşılmaz. Ama bak abi bence şey farklı bir şey. Çünkü çarpıntı yapıyor ya. Çarpıntı yapınca böyle yapıyor. Doğru mu? Evet. Bana böyle yapıyor abi. Şeyler var. Çırpıyor yani. Onun adı çırpıntı. Çırpıyor abi. Bu çarpıntı anladın mı abi? Ama sen ne kadar çay içiyorsun da çarpıntı yapıyor? Belli bir sayıdan sonra yapar. No abi. Bir çay kaşık bile içersen var ya. Evet. Bayılırım. Hadi ya. Yemin ediyorum ha. Sok terlemeye başlıyorum abi. Aa. Fena. Ama şey demleme çay. Demlemiş çay. Sallama çay yok. Sallama çay içebilirim yani. Sallama çay değil mi? Çayın tadını almak için bir demlenmiş çay lazım. Ama beni rahatsız ediyor abi. Ne yapayım? Ölürüm abi. Yemin ediyorum. Yani çünkü severim yani. Tadın olarak çok severim abi. Ama şey de var yani. Böyle bir şey başlıyorum orada. Terleme felaket yani. Abi. Sen... Ama Türk kafe vururum. Türk kafe vuracağım yani. Vuruyorum yani. Türk kafe abi. Türk kahve. Türk kahve seviyorum. Seviyor musun Türk kahvesi? Bak abi ben İtalyan biliyorsun ki biz espresso içiyoruz. Öyle bir Brezilya'da var espresso. Adamın adına espresso nasıl yakışıyor? Biz bir gidip espresso ver. Espresso. Espresso var abi. No? Ama şey şimdi Türkiye'deyiz ya. Yani burada şey espresso kültürü yok yani. O zaman Türk kahve vurdu abi. Vallahi gerçekten. Seviyor musun? Seviyorum. İlk içti sevmedi. Çünkü tane tane filan. Bana biraz terbiyesizlik yaptılar. Nasıl terbiyesizlik? Şey yani mesela demediler yani bak dikkat et fazla şey vurma yani. Sen vurdun. Şat mı yaptın kahve? Ama abi biz espresso öyle içilir. He. Anladın mı? Tak tak oluyor yani. Sonra tokla böyle bir şey. Her yerde şey tel falan filan var yani. Ama seviyorum abi. Severim. Peki kızı isterken Türk kahvesi içirdiler mi? Hayatta mutlaka işte en renkli şey abi tuzlu Türk kafe. Tuzlu. Hatta biraz da var ya işim var ya şimdi mutlaka izliyor ya. Ben seviyorum seni aşkım ama. Ama abarttı. Abarttı abi. Çok mu koydular tuzu? Çok koydu abi. Mutlaka başka bir şey var içinde. Bir de bitirmek zorundaydın yani. Bitirdin mi? Bitirdim abi sorma. Perişan oldun. Şu Türk kahvesiyle ilgili bana bir şey anlattılar aslında. Ya tuz değil. Şeker koyacaksın ki adam çok sevsin senin kahveni ve seni terk etmesin diye bir şey anlattılar. Öyle mi? Öyle bir şey anlattılar. Şimdi ikisi farklı. O bir çok sevsin seni terk etmesin var. Bir de tuz çok dayanıklı olsun, zorluklara karşı mücadeleci olsun diye de İkinci bir şey var. Evet, evet. Siz hiç bu evlenmelerde örf adet yaptınız mı? Bir şeyler nedir? Bizim hiç adetimiz yok. Yani şey, nasıl Brezilya'da hiç? Kız isteme bile yok. İkisi arasında şey karar veriyorlar. Gidiyorlar. Sonra gidiyorlar. Annem babam ben evleniyorum. Evet. Sonra gidiyor zaten işte her şey kendi başına. Çok güzel. Sonra gidiyor zaten. Hiç evlenme bir şeye bir ritüeli. Yok hiç. İsteme falan. Hiç öyle bir şey yok. Aa, ama Hüseyin'in söylediği zaman beni isteyeceksin dedim. Sonra götürdüm. Beni isterken ben çeviri yaptım. Çünkü Portekizce bilmiyor. Hala şey yani yavaş yavaş öğreniyor. Jessica işte istiyorum. Dedi. İstiyorum dedi. Ailen... Babam diyor ki al. Ben dedi sağ ol. Sormana gerek yoktu. Yani. Evet. Jessica tamam diyorsa evet, tamam. Evet öyle gönderdi beni ondan sonra. Çok iyi. Öyle oldu ama işte adetimiz yok. Burada sevdiğin, şaşırdığın bir adet oldu mu burada? Var evet şey altın. Altın takması. Bayıldım. Çok güzel. Ama taktılar mı? He? Takmadılar. Takmadılar mı? Aa. Bir tane çeyrek yok benim. Bir çeyrek yok mu? Siz nerede yaptınız düğünü ya? Brezilya'da işte yanlış karar. Siz düğünü Brezilya'da mı yaptınız? Brezilya'da yaptık. Burada evlenmediniz mi? Burada evlenmedik. O Rizeli'sin bir Rize'ye gidip orada evlenmedin. Yok. Ben de sonradan pişman oldum. Dediler ki sen gitseydin işte bilezikler bir şeyler. Ben tabii canım. İşte, neyse kaçırdım. Yani masrafları çıkıyor. Sen abi şaşırdığın bir Türk adeti ya da uyguladın var mı? Var abi çok var yani.
Hayır, evet. Çünkü şey, ayıp anlamında söylemiyorum yani. Çünkü tabii kültür farklılık olduğu için daha şey, gözü geliyor yani. Göz gelen yani. Evet. Göz çarpar yani. Ne gözüne yani. Geliyor. Gözüne geliyor yani. Ne demek istediğini ben de anlamıyorum artık. Yani göz daha, göze geliyorsun adetlerle. Daha net görebiliriz yani. Evet. Ha, daha şey oluyor yani. Ama şey, geçen gün de şey, onu annem burada. Çünkü bir, aynı şey yaşadık anneyle beraber. He. Aynı şey şaşırdık Türkiye'ye gelince. Salata konusu abi. Salata? Evet. Biz İtalyan abi biliyorsun, yemek çok ciddi bir konu yani. Onun çok şey olmuyoruz. Şimdi restorante bizi götürdüler. Bu ilk defa balık bile. Balık götürdüler yani. Bize sordular yani. Do you want salata? Falan öyle bir şey. O dönemli Türkçe yok çünkü yani. Tabii ki de salata isterim yani. Tamam mı? Sonra salata geldi abi. Ben şey, almaya gittim tabak abi. Herkes içinde çatal soktu yani. Şey dedi. Ay, o zaman belki bu benim salata değil dedi yani. O zaman yine dedi, bir salata alabilir miyim abi? Bir salata da geldi. Orta koydular. Ay, herkese içinde çatal soktu abi. Dedi arkadaş şey, burada bir oturalım bir konuşalım ya. Bu benim salata yani. Çünkü biz öyle bir şey yok abi. Ortaya salata yok mu sizde? Orta salata yok abi. Yok. Yok. Siz İtalya giderseniz orta salata yok. Yok abi, salata benim salata geliyor yani. Anladın mı? Ama, bir porsiyon salata, ben bir kişi bir porsiyon yerim yani. Ama bizdeki porsiyonlar da bayağı büyük ortaya gelen. Ama sadece salata yerim abi. Başka ne yapacağım ki? Öyle bir şey de var yani. O da şey, gerçekten ama ben şaşırdı. Ama benim anne var ya, abi görmesi gerekir ya. Kadın çok samim ya. Tamam mı? Emin ediyorum 5-6 tane salata sipariş etti ya. Çok komik abi. Hatta ben onu yaptı özellikle yani, çünkü biliyordum yani. O da kadın orada şey kaldı yani, anladın mı? Sanki bir salata alabilir mi gibi orada kaldı. Peki böyle kalabalık mı gittiniz yemeğe? Tabii ki de kalabalık abi. Kadın, çok kalabalık. Kendi salatasını arıyor anne. 2-3 saat orada oturduk. Kadın gerçekten salata yemedi abi. Sana söyleyeyim.